Kanat. Senin hakkında yanılmışım. Ben seni daha cesaretli sanırdım. Kaçmak korkaklara göredir. Nerede kaybettin yüreğini? Gel de anlat babana. Okula geç kalıyorum. Bırak şimdi okulu. Okulda alamayacağın bir ders vereceğim şimdi sana. Ne oldu da neler değişti de annenle kaçma planları yapmaya başladınız? He? Ne mi değişti? Ne mi değişti söyleyeyim? Hiçbir şey. Sonsuza kadar bu yaşadıklarımızı yaşayacağımızı mı düşünüyordun? Birilerinin ya değişmesi gerekiyor ya da gitmesi. Sen de değişmeyeceğine göre. Sen değiştin öyle mi? Nasıl oldu bu değişiklik? Evet Kanatçığım. Bu büyülü değişimini neye borçluyuz anlatsana biraz. Yıllardır senin öğrettiğinin aksini gördüm biliyor musun? Gerçek anlamda ilk kez sevilebileceğimi anladım. Keşke buna izin verseydin. Seni sevmemize müsaade etseydin baba. İyileştiriyor mu peki bu sevgi denen bu müthiş şey? Ha? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baba fizyoterapistin geldi. Merhaba Rıza Bey. Hazır mısınız bakalım bugünkü seans için? Evet. Umarım görüşmediğimiz süreçte elinize iyi bakmışsınızdır. Ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Bir an önce iyileşmem lazım benim. Tamam peki başlayalım o zaman. Demek Ekim de gerçekten seni seviyor ha? Vay be. Ne kadar şanslı adamsın. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum ama başaramayacaksın. Anlıyorum. İçinde havai fişekler, volkanlar patlıyor şu an. Her şey iyi güzel de. Bir şey sormak istiyorum sana. Sen Ekim'e sana olan aşkından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ne Aziz ne? Kavga etmeye mi çalışıyorsun ne? Neden kızmadın bana? Bağırmadın. Dün bütün kaçış planınızı anlattım babama. Sen bunu bilmene rağmen tek kelime etmedin. Şimdi de etmeyi düşünmüyorum. Hiçbir şey sormayacak mısın? Soracağım ya. Ha? Evet soracağım. Evet bekliyorum. Ama merak etme. Bana neyi neden yaptığını biliyorum. Onları sormayacağım. Annemi de mi sevmiyorsun Aziz? Bana acı çektireceğim derken ona kat be kat fazlasını yaşattırdığını düşünmüyor musun? Çocuk gibi küsmeyeceksin herhalde. İstesem de yapamıyorum ki. Sırf bu yüzden nefret ediyorum kendimi. Sen nasıl oldun? İyiyim. Düne göre çok daha iyiyim, merak etme. Süper. İyi misin? Sayende çok iyiyim. Çok sevindim. Kanat, dün gece yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın... Sonra görüşürüz. Ne oldu dün gece? Yok bir şey. Yine onu kendine çekmek için bir şeyler çevirdin değil mi? Ve yine başarısız oldun. Aksine. Dün gece ilk defa Kanat'la ikimiz için tekrar umutlandım. Günaydın. Günaydın. Melisa iyi mi?
Evet evet, şimdi girdi içeri. Gayet iyi. Dün için özür dilerim. Bir anda kalkıp gittim. Olsun. Sen doğru olanı yaptın. Sorun yok. Ben gerçekten bir melekle beraberim galiba. Evet darlinglerim. Yine okulumuzun bahçesinde sıradan bir gün yaşanıyor. Ama asla sıkıcı değil. Çünkü bakın burada neler oluyor. Selam kızlar, ne haber? Aşk, nefret, entrika görmek istiyorsanız nasıl takipte kalın. Gece. Her hafta skandallar, gizli ilişkiler, olay ayrılıklar ve korkunç cringe momentlar burada. Ceyda. Evet duydunuz beybiler. Beni takip etmekten vazgeçmeyin. Ne oluyor kızlar? Hepiniz bir tuhafsınız. Kimin yanında oturduğunuzun farkında değilsiniz sanırım. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim. Siz ne istiyorsunuz be? Yeni bir düşmanınız mı olsun istiyorsunuz? Çoktan oldu merak etmeyin. Zaten o gün herkesin gözünün önünde gözlerim bağlanmışken... ben yerin dibine girerken hepiniz tek tek sessiz kaldınız. Hak ettiğin için olabilir mi Melisa'cığım? Hı? Kendini önceki olaydan daha fazla küçük düşürdüğünü farkında mısın? Zavallı gibi davranmak sana hiç yakışmıyor Melisa. Kabullenemediğin şeylerin acısını bizden çıkaramazsın artık. Neyi kabullenemiyormuşum ben? Neyi kabullenemiyormuşum ben söyle? Söyle! Ekim'le kanat ilişkisini. Öyle mi? Kanat. Sen dün gece kimleydin? Söyle. Ofa! Berbe. Dün gece kimleydin dedim. Söyle. Saçmalama Melisa. Ne yapıyorsun sen? Ben cevap vereyim Melisa'cığım. Kanat dün gece senin yanındaydı. Çünkü yardıma ihtiyacın vardı ve dostlar böyle zamanlar için varlar. Ne oldu Melisa? Duyamadım. Dilini mi ettin yoksa? Bu sefer Serkay'a çarptın galiba. Ben senin derdinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Neymiş derdin? Melisa? Merak etme ya. Ben sakinim. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Ay benim başım çok ağrıyor. Hadi kızlar. Ben senin başını daha çok ağrıtacağım. Melisa yeter gel. Hadi. Sakinleş, şu haline bak ya. Sen de bir sus be. Artık sinirini insanlardan çıkartmaktan vazgeç Melisa. Bırak beni. Sen ne bakıyorsun be? Gel buraya. Doğan gel buraya. Git getir şunu. Getir. Bırak gitsin Melisa bırak. Gel benimle sakinleşmesin. Ne yapıyorsun ya? Bıraksana beni. Sen de benim deli olduğumu düşünüyorsun. Benim deli olduğumu düşünüyorsan git. Bana ne yapacağımı söyleyip durma artık. Siz de. Duydunuz mu beni? Ben deli değilim. Hepinizi mahvederim. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Hiçbiriniz bununla alakalı hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Ben deli değilim. Ne bakıyorsun? Ekim niye sınıfta yok ya? Gelmemiş. Görmedin mi kızım? Takılıyordu manitasıyla.
En azından birimiz mutlu. Ha bak, mutluluk demişken seninki de geldi. Ya benimki falan değil o. Ya Ayşe, bu çocuk sana ne yaptı ya? Ayrılığınız da aşkınız gibi anasını satayım. Bir anda ne oldu, ne bitti? Anlamadık ha. Boş ver Bekir. Aşkım, yıldın mı Elisa'dan? Diyorum, kızın tedaviye ihtiyacı var. Bence de. Ay! Ne yapıyorsun? Kahve mi döktün şapşal? Ah, bir de oturuyorsun yüzsüzce ya. Paspasana lan, hadi. Naz. Tamam, dur Ceyda. Tamam değil. Sana diyorum, ha? Alo, hadi paspasan. Hadi. Bundan sonra kendi pisliğinizi kendiniz temizleyeceksiniz. Anladınız mı beni? Öyle mi? Aa, minik kuşa bak sen. Kendi kanatlarıyla uçmaya karar vermiş. Minik kuştan daha yaratıcı bir cümlen yok mu senin? Beynin anca bu kadarına mı basıyor? Bana mı dedin sen? Evet, sana dedim. Gülmeyin. Senden daha olmadığına göre bu sınıfta. Senin var ya. Ece, ne yapıyorsun? Ece, bıraksana, ne yapıyorsun? Tamam. Bırak, abartmadın mı? Kızlar, derse olarsız giremiyor musunuz? Ne bu sınıfın hali? Çiğdem, git Mustafa Bey'i çağır, gel temizlesin şurayı. Hadi, Emin'in kızı benim sanki. Süresini biraz daha uzattım. Sizler de gerekli özeni gösterirsiniz inşallah. Ne oluyor? Ne planlıyorsunuz Can'la? Göreceksin. Biraz merak et. Ne yapmayı planlıyorsan şu anda zamanı değil. Bir sakin ol. Olamam Ozan. Başladık bir kere. Okuldaki itibarımı geri almak zorundayım. Tamam. Ne yapacaksan birlikte yapacağız o zaman. Dahan, benimle geliyorsun. Nereye? Öğrenirsin. Hadi. Konu ne? Bize biraz yardım edeceksin daha. Al bunları. Okulun her yerine as. Al.
Ben bu ilanları hiçbir yere asmam. Duyamadım, pardon. Duydun. Bence Melisa. Sen iyi misin ya? Bir sorunun falan mı var senin? Kafeteryadaki halin, tavrın falan? Ne oluyor, sen isyan çıkartmaya mı hazırlanıyorsun? Konuşsana. Korkma. Sizden korkmuyorum. Ha? Emin misin? Hata ediyorsun bak. Uyarmadı deme sonra. Ben pek çok kez hata yaptım Melisa. Sizin bu saçma sapan oyunlarınızı alet olarak. Ama artık yeter. Ne oldu? Kolayın şunu. Bırak! Bırak beni! Lan! Bırak beni! Hayır! Yapmayacağım! Yapmayacağım! Beni kendisi yapacaksın! Yapmayacağım! Öyle mi? Ekim! Daha dönüyorlar! Ya Burak, ne yapıyorsun be? Ya Burak! Burak! Ayşe! Bir daha! Bir daha Ayşe'ye dokunduğunu görmeyeceğim, anladın mı? Tamam, daha yeter. Ekim, ne yapıyorsun? Değmez, bırak! Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz siz burada? Okul burası, kendinize gelin. Siz buraya eğitim almaya geliyorsunuz. Mağara kuralları geçmiyor burada. Anlaşıldı mı? İlla sesimizi mi yükseltmemiz lazım? Anlaşıldı. Size en sevdiğiniz cezayı vereceğiz. Kavgaya karışan herkes etüde kalacak. Şimdi sessizce dağılın. İyi misin? İyiyim. Sen? İyiyim ben. Siz sıkılmadınız mı hep aynı şeyler? Bunun için mi kavga ettin sen? Kim? Hayır demek için geç bile kaldınız zaten. Tamam. Geç olmuş, anlamışsın ama... Boş ver. Hadi gidelim. Atla Ekim, yavaş. Şöyle bir bakayım masaya. Vallahi olmuş. Şöyle de bir bakayım. Papatyalar her yerde, zeytinyağlı salatası, tavuğuydu, pilavıydı, her şey on numara. Mükemmel, harika sofra, tamamdır. Allah'ım, iyice abartmış. Neşe, burası. Yanlış gelmedim, buradayım. Gel. Şuradan gel, şu taraftan. Gözünü sevdim, gelmiş bulamamış ya. Hoş geldin. Nasılsın? Şöyle alayım ben seni, şöyle gelsen. Ben de bak sana ne aldım. Papatya aldım sana. Sen papatyayı seviyorsun ya. Tüm masayı papatyayla donattım. Görüyorsun değil mi? Yani nasıl diyeyim ben sana? Yani bak, müşteri kimse gelmeyecek. Kapattım dükkanı. Sadece baş başa olacağız yani Neşe. Vallahi billahi. Evdeki çiçekleri de ben yolladım. Onları da ben aldım yani. Anladım. Evet yani ama ya nasıl diyeyim? Ya çok zormuş Neşe. Yani çalıştım falan ama yani zor yani. İnsan nereden başlayacağını bilemiyor. Nasıl bir cümle şey edeceğini bilemiyor. Kuracağını bilemiyor. Nasıl diyeyim? Nereden başlayayım? Neşe, ben seni çok seviyorum. Ama öyle değil, laylalom değil yani. Ciddi seviyorum ben seni. Halil? Ya ne olur gözünü seveyim. Bak, hiçbir şey söyleme bana. Çünkü ben kafamdaki kelimeler zar zor toparlıyorum zaten. İlk önce ben konuşayım, sonra sen konuşursan. Teşekkür ederim. Ekim benim kardeşim. Abisiyim ben onun. Yani Neşe, biz beraber seninle ben evlensek nasıl diyeyim? Halil, lütfen devam etme. Ben anlayacağımı anladım. Ben seninle aynı duyguları hissetmiyorum. Yol yakınken sen de vazgeç. Ben seninle evlenemem. Niye Neşe? Ne kusurum var ki benim? Niye beni beğenmiyorsun? Yani işimi mi beğenmiyorsun? Niye? Halil, lütfen. Daha fazla uzatmayalım. Biz seninle yüz yüze bakıyoruz. Dediğin gibi sen kızımın abisi olarak evime girip çıkıyorsun.
Ama o kadar. Daha fazlası olamaz. Bunların hepsini yaşanmadı sayıyorum. Bundan sonra da eskisi gibi komşu kalalım. Senin kaderinde yuva kurmak yokmuş. Çok sıkıldım okuldan. Derse geç kalacağım, etütüm var. Girmen şart mı? Tabii şart. Mecburen seni bekleyeceğim o zaman. Hayır, beklemene gerek yok. Gidebiliriz madem sıkılmışsın. Hem zaten benim kaç çıkacağım belli değil. Gerçekten girmen gerekiyor mu? Gerçekten evet. Ya birazcık bile duramam. Tamam. Hadi git. Hadi. İkim. Efendim Aziz. Çok mutlu gözüküyorsun. Yani konu ne? Bence Kanat pek mutlu değil. Saçma saçma konuşuyorsun yine. Bilmediğim bir şey var ama Hekim. Abim bu hayatta her şeyi benim için yaptı. Ve öyle yapmaya da devam edecek. Abim. Hayırdır oğlum? Dükkanı kapatmamışsın, eve gitmemişsin. Gitseydin ben niye bekledim? Ben niye kapatıyorum abi dükkanı ya? Abi ne oldu? Neşe teyze ne dedi? Sonuç ne? Sonuç ne olsun ki oğlum işte? Değil mi? Havalar uçtu mutluluktan. Ya benim abimin karizmasının karşısında durabilir mi Allah aşkına ya? Bu arada ben şey kısmını hallettim. Ufak tefek eşyalarımı falan toplayacağım, orijinale yerleşeceğim. Sen de bir rahat et evde ya. Yok Bekir, evde kalacaksın oğlum. Yok abi. İmkanı yok, kalmam ya. Yeter bu yaşıma kadar baktın ettin. Ya sen de hayatını yaşarsın. Bekir. Benim senden başka kimsem yok. Olamaz da. Bundan sonra olmayacak da. Kardeşim bundan sonra kimse olmayacak. Senden başka kimsem yok Bekir benim. Abi tamam. Çok özür dilerim ya. Abi. Özür dilerim. Ağla abim benim, ağla. Ağla delikanlı adam da ağla. Kusura bakma.